Merhaba Bakunin. Anarşizme dair düşüncelerimizi tartışmak için buluşmamız ne kadar güzel. Fakat görüyorum ki fikirlerimizde bazı farklılıklar var. Örneğin sen devletin ve otoritenin kökünden sökülmesi gerektiğini savunuyorsun. Ancak ben mülkiyet meselesine daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Senin devlet düşmanlığının yanında ben mülkiyet hırsızlıktır derken mülkiyetin toplumsal eşitsizliklerin kaynağı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili Proudhon, senin mülkiyet hırsızlıktır sözünde elbette haklılık payı var. Mülkiyet, zenginle fakir arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Ancak mülkiyet sorununu çözmeden önce devlet otoritesinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet, yalnızca zenginleri ve mülk sahiplerini koruyan bir aygıt değil mi? Devletin her türlü sömürünün merkezinde yer aldığını göremiyor musun? Bu konuda haklısın. Devlet baskıcı bir aygıt olarak pek çok adaletsizliğin kaynağı haline gelmiş durumda. Ama her otorite kötü değildir. Bakunin, ben toplumu düzenleyen ve koordinasyon sağlayan bir kolektif otorite anlayışına inanıyorum. İnsanlar arasında adil ve dengeli bir düzen olması için bir tür doğal otorite gerektiğini düşünüyorum. Herkesin istediğini yaptığı bir kaos, özgürlüğe giden yol olmayacaktır. Ama Proudhon, doğal otorite dediğin şey bile bireyin özgürlüğünü tehdit etmez mi? Bana göre özgürlük, insanların kendi iradeleriyle yaşamlarını düzenlemelerinden geçer. Devletin ve her türlü otoritenin yok edilmesi, ancak bireyin gerçekten özgür olduğu bir toplum yaratır. O yüzden ben devletsiz bir toplumu savunuyorum. Devlet var oldukça bireylerin gerçek özgürlüğü hep tehlike altında olacak. Fakat bir otorite olmadan adaleti nasıl sağlayacağız? İnsanlar arasında anlaşmazlıklar çıktığında kim adaletin terazisini tutacak? Eğer bireyleri tamamen serbest bırakırsak, güçlü olan zayıf olanı ezmeyecek mi? Bu yüzden karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan kuralların ve toplumsal düzenin olması gerektiğini savunuyorum. Herkesin sorumluluk alması gereken bir sistem kurabiliriz. İşte buradaki temel farkımız bu. Adaleti devletin eliyle sağlamak sadece yeni bir tahakküm biçimi yaratır. Benim savunduğum, bireylerin dayanışma temelinde eşit bir şekilde bir araya gelerek toplumu organize etmesidir. Bireyler kendi komünlerinde doğrudan demokrasi yoluyla kendi yaşamlarını düzenleyebilir. Bu tür bir örgütlenmede her birey yalnızca kendini değil, komününü de düşünür. Anlıyorum Bakunin. Senin doğrudan demokrasiye olan inancına saygı duyuyorum. Ama burada bireylerin ortak çıkarlar doğrultusunda birleşip kararlar alması gerektiğini düşünsem de bu kadar mutlak bir serbestliği savunamıyorum. İnsan doğası karmaşık ve düzensizdir. Herkes özgür olduğunda bazıları mutlaka başkalarını sömürmenin yolunu bulacaktır. Kendi içsel sınırlamaları olmayan bir insanın toplum içinde tamamen uyumlu bir birey olacağına dair şüphelerim var. İnsanların içsel sınırlamaları olmadığını düşündüğünü duymak beni üzüyor, Proudhon. İnsan doğasını yalnızca kötü bir bakış açısıyla ele alırsak, gerçekten özgürlüğe layık bir toplum kuramayız. Ben, insanların doğalarının gereği dayanışmacı olduğuna inanıyorum. İnsanlar toplumları içerisinde bir araya gelerek karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği temelinde yaşamayı başarabilir. Evet, hatalar olabilir ama özgürlüğün olmadığı yerde insanlar gerçekten insan gibi yaşayabilir mi? Evet, insanın potansiyeline inanıyorum. Ancak insan doğasındaki bencilliği de göz ardı edemem. Sadece devletin değil, bireylerin de denetim altında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu denetim baskılayıcı değil, adaletli bir düzeni sağlamak için bir gereklilik olmalı. Senin doğrudan demokrasin, bireyler arasında adil bir güç dağılımını sağlayabilir mi? Özgürlüğün sınırlarını belirlemeden bir düzen yaratabileceğimizden emin değilim. Özgürlüğün sınırlarını belirlemek isteyen herkes, o özgürlüğü kısıtlamaya mahkumdur sevgili Proudhon. Özgürlüğün özünü ancak bireyler kendileri belirleyebilir. Evet, bu zorlu bir yoldur ve hata yapma riski her zaman vardır. Ancak yalnızca bu yolla gerçek özgürlük elde edilebilir. Kolektif otoriteye duyduğun güveni anlıyorum. Ama bireylere güvenmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanın potansiyelini ancak özgür bir ortamda açığa çıkarabiliriz. Sanırım ikimiz de anarşizm yoluyla özgürlüğe ulaşmak istiyoruz. Ama yöntemlerimiz farklı. Ben mülkiyetin sosyal adaletsizliği doğurduğunu ve bireylerin birbirleriyle çıkar çatışmaları yaşadığını göz önüne alarak bir düzeni savunuyorum. Sense doğrudan demokrasinin ve kolektif özgürlüğün daha adil bir dünya getireceğine inanıyorsun. Kesinlikle. Farklı yollardan da olsa aynı amacı paylaşıyoruz. Özgür, eşit ve adil bir toplum. Belki de tartışmamız gereken şey, bu yollardan hangisinin bu amaca daha uygun olduğu.
Benim için özgürlük, bireyin kendini gerçekleştirme alanıdır. Sadece devletin, mülkiyetin, otoritenin yok olduğu bir toplumda insanlar tam anlamıyla insan olabilir. Bakunin, sanırım hiçbirimiz fikirlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ama en azından ikimizin de özünde aynı özgürlüğü arzuladığımızı biliyorum. Belki senin doğrudan demokrasin ve benim adalet düzenim bir gün kesişir, kim bilir? En nihayetinde her ikimizin de amacı insanların özgür ve eşit bir şekilde yaşaması. Kesinlikle Proudhon, bu dünyada özgürlüğü ve adaleti gerçekten sağlamak istiyorsak, farklı düşünceler arasında uzlaşmayı bilmeliyiz. Farklı yollardan ilerlesek de ortak bir noktada buluşacağımızı hissediyorum. İdeal toplum yolunda fikirlerimizin daha çok tartışılacağı günler bizi bekliyor. Değerli sohbetin için teşekkür ederim. Zihin işçisinde görüşmek güzeldi.